Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Budva'dan Kotor'a gidiyorum. Şimdi otogara geldim, bilet alacağım. ...17.55'e bilet aldım. Bilet ücreti 4 euro. Evet, otobüs geldi. Otobüste Popovic yazıyor. Bagaj için 1 euro aldılar. İlk defa burada böyle bir şeyle karşılaştım. Şaşırdım açıkçası. Evet, şimdi Kotor'a geldim. Gelir gelmez otogardan yarın akşam için Sırbistan Belgrad'a bilet aldım. Bilet ücreti 32 euro. 12 saat sürecekmiş. Otobüs saatlerine bu siteden bakabilirsiniz. Şimdi otele gidiyorum. Arkadaşlar, kalacağım yere geldim şimdi. Şöyle banyoyu göstereyim ilk önce. Lavabo şekilde. Evet. Burası duş kısmı. Aynı Budva'daki gibi ısıtıcı burada. Burada. Su buradan ısınıyor yani. Burada mutfak var. Bakalım eşyalar var mı? Bakmadım. Varmış tabak, bardaklar, bez ve burada da tabak, şeker ya da tuz var. Burada buzdolabı çalışıyor. Elektrikli ocak. Otomatik. Burada çekmece, kaşık çatal var. Aa, burada da bir şeyler var. Bisküvi krepe. Hurma. Penceremiz. Masa var. Evet, bir şey dolabımız. Tarafı da açalım hocam. Bu tarafı da var bayağı kocaman. Ben. Çift kişilik yatak odası. Burada da iki kişilik ranza var. Pencere. Sadece havalandırma için sanırım. Manzarası yok gibi şurada. Televizyonumuz LG marka. Burada bilgilendirme cihazlar var. Manzarası bu şekilde. Yukarıda kale var. Şekilde ben belki biraz town'u gezebilirim dinlendikten sonra. Çekebilirim o kısımları ya da çekmeyebilirim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi kaleye çıkıyorum. Videolardan gördüğüm kadarıyla sabah erken saatlerde görevli olmuyormuş. Ücretsiz giriş yapabiliyormuşuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi görevli yok. Ücretsiz geçebiliyoruz. Şimdiden gördüm arkadaşlar. Sabah görevli olmuyor diye erkenden çıktım yola. İlk başta bir girdiğim yer yol kapalı yazıyormuş. Yola doğru ilerliyorum.
1300 basamak çıkılıyormuş. Şimdiden yoruldum inşallah. Tepeye kadar çıkabilirim. Manzara dedikleri gibi bayağı güzel duruyor. Evet arkadaşlar, yolu yarıladım sanırım. Ben yoruldum. Ha, yolumuz var. Çıkmaya devam. Yukarıda bulutlar var. Kilisenin oraya çıktım. Şimdi bu şekilde kilise. Manzara çok güzel. Şöyle aşağı açayım bir dakika. Burada Kotor Old Town şurası. Yürümeye devam ediyorum arkadaşlar. Böyle kiliseyi geçtik. Yukarı doğru yürüyorum. Bayağı bir 15-20 dakika dinlendim. Ondan sonra devam ediyorum. Dinlenmek iyi geliyor. Sıcak da yokken. Bence dinlenin. Bir de yukarı çıkınca dinlenirim. Sonra dönüş. Arkadaşlar, kaleye geldim şimdi. Şöyle köprüden geçiyorum. Şöyle sayılar o. Tamam, beton. Çiçek gibi. Bir depremde gider biraz. Bunu süpürdüm. En tepeye çıkıp ineceğim. Yoruldum. Yer yol buradan geliyor. Arkadaşlar. Şuraya bakalım bir. Şöyle. Zirveye ulaştım. Dinledim aşağı ince şimdi. Evet arkadaşlar. Dönüş yoluna geçtim. Yer çok düz, gösteremiyorum. Hızlı hızlı gidiyorum artık. Onda kaldım yerden. Kağıt yapmam gerekiyor, çıkış yapmam gerekiyor. O yüzden hızlı gelmem gerekiyor. Saat 9:20. Sabah çok problem yaratmazlar. Biraz geç kalacağım gibi. Bir de valizimi oraya bırakacağım. Akşam Belgrad'a giderken oradan alıp geçeceğim. Böyle geçiyorum. Bizdeki gibi çöpler var buralarda. Kötü yani. Ya Türkler yeri battı. Bence yabancılar da atıyor bunlara. Tabelalar var yolda. Daha biraz kaygan gibi de. Hızlı gitmem gerek. Daha yolum var bayağı. Thank you.
Saat 9.30 oldu arkadaşlar. Hala görevli yok. Bugün pazar olduğundan mı anlamadım. Şu an dönüş yolundayım ben. Dönüyorum. Kaldığım yere geldim şimdi. Güzel bir girişi var. Soba ediyor ne demekse. Arkadaşlar bu dükkandan börek aldım şimdi. Kahvaltı yapacağım. Kaleye çıktıktan sonra acıktım. Şurada hemen oturup yiyeceğim. Bir tane börek, bir tane süt. Üç yere tuttum. Evet arkadaşlar, kiliseyim. Kotor Old Town'dayım. Kilisede ayin yapıyorlar. Böyle Old Town sokaklarını dolaşıyorum. Burayı böyle bir meydan. Bu kilisede ayin yok arkadaşlar. İnsan Budva'ya göre, Budva'daki Old Town'a göre burası bayağı büyükmüş arkadaşlar. Yani orayı kısa sürmüş ama oraya bayağı sürecek gibi sokaklar gezmek. Şu binanın önünde fatura çekimsem güzel olur ama. Buranın girişi de açıyorum arkadaşlar. Önceden girmiyorum. Buradan surlara çıkacağım arkadaşlar. Bu büyük kapı gibi yerin olduğu yerden buradan çıkılıyormuş. Birden de yukarıda gidenler görmüştüm de nereden çıktıklarını anlayamamıştım. Burada tabelalar var. Buradan çıkıyorum şimdi. Buradan bir gezip geleyim. Sonra biraz daha içerileri gezerim. İnternette Club Maximus'un üstünden çıkılabileceğini söylüyorlar. Yani oradan da çıkıyormuş, buradan da çıkıyormuş. Bakalım tam tur atabilecek miyiz? Binalar orijinalini korumuş. Taş binalar. Sadece şöyle film çekim duruyor. Nasıl geliyor hiç bilmiyorum ama arada izliyorum. Sesli sorun yok gibi ama mikrofon hiçbir şey yok.
Telefonun kendi mikrofonu, kendi kamerası, yani kameram da yok. Çağırsın. Yettikçe çekmeye çalışıyorum. Telefonda iPhone 11 soranlar olursa. Bakalım. Kosova'ya gittiğimde yenisini almayı düşünüyorum ama bakalım. Bakacağız. Biraz önceki saatin olduğu yere geldik. Böyle grup var. Böyle büyük bir yer. Dün kendi. Şuraya doğru gidelim bakalım. Sonra önümüzün altına bakalım. Maximus'tan çıkabiliyor demişler. Evet. Maximus Club'ın oradayız şu an. Tam üstündeyiz. Burası. Şimdi buradan geldim arkadaşlar, böyle. Buradan ineceğim. Bir yerde kedi var burada. Burası konser alanı herhalde. Kapalı sanırım ama yine de çıkıp bakayım. Evet. Alt tarafına geri geldik. Yani surlardan yiyoruz. Bu arka çıkışın olduğu yer. Evet. Şuradan devam edelim. Arkadaşlar kedi müzesi varmış burada. Videolarda falan hiç duymamıştım. Gelince turistlerden duydum. Şimdi de sokaklarda gördüm. Burası okul sanırım. Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun
diyor ki filozof bilmeye çalışacağız. Arkadaşlar Old Town'dan çıktıktan sonra şöyle sahilden yürüyerek geldim. Böyle bir şey gördüm. Old Town City Walls diyor. Burada ne varmış ona bakacağım şimdi. Yürüyen merdivenle aşağı iniş var. Ve burası alt kesim. Burası alt geçirmiş arkadaşlar. Şimdi bu tarafa mı gitsem bu tarafa. Böyle bu bot turları var. Sezon gelmediği için herhalde buralar. Hiç insan yok yani. Şöyle bir kafeye geldim arkadaşlar. Tam fiyatlara baktım. Abi işte burada. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bir kahve içeceğim. Var. Evet, kahve geldi arkadaşlar. 1.40 euro ücreti. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir. Merak ettiklerinizi ve fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda Peras'ta gidiyorum. Onu da mutlaka izlemelisiniz.